Herkese yeni bir videodan selam. Gerçekten video çekmeyi çok özlemişim. Aslında şöyle, işin gerçeği şu ki ben taşındım. Zaten belli oluyordur arka plandan. Ve taşınmadan önce böyle birkaç hafta aslında ben elimde hep kamerayla bir şeyler çekmişim. Fakat hiçbirisinin böyle görüntü kalitesi hoşuma gitmedi. Bir de böyle devam ettirememişim. Çok bölük pörçük olmuş. Çünkü taşınma heyecanıyla sürekli böyle bir şeyleri bir yere kaldırmak, düzenlemek, tertiplemekten. Bir de tabii ki hani derslerim var, yazılım işiyle uğraşıyorum derken bunlar aksamış hep. O yüzden böyle daha düzgün, proper bir video oluşturabilmek için şey diye düşündüm. Sil baştan başlayayım. Evet, taşındım. Başka bir evdeyim. Başka bir ortamda çekeceğim. Odam daha büyük. Gerçekten çok daha büyük. Belki hani videolarda zaten çektikçe daha da iyi görürsünüz. Ve onun dışında size çok güzel haberlerim var. Birincisi, ben Google Akademi'ye seçildim. Bu işte geçtiğimiz video çekmediğim 2-3 haftada. Daha doğrusu video çekmeye çalışıp çekemediğim birkaç haftada. Gerçekten benim için çok büyük bir sürpriz oldu ve kendimi çok çok iyi hissettirdi. Gerçekten bir şeyleri başarabildiğimi ve gerçekten verdiğim emeğin bir karşılığı olduğunu hissettim. Bu arada gerçekten ışık çok kötü, farkındayım. Hani şey, ışık çok kötüydü, beğenmedim diyorum diğer klipler için ama şu anda da ışık gerçekten çok kötü. Sadece bugün okula gitmemişken ve çoğu işimi evde halledecekken, çünkü gerçekten sağanak yağmur hiç durmayacak şeklinde gösteriyor hava durumu. O yüzden ben dedim ki hani evden hiç çıkmayayım, çünkü yanımda da bir de hep elektronik cihazlar taşıyorum. Onlara bir arıza, bir bozukluk olmasın diye. Neyse, ne diyordum? Google Akademi'ye böyle seçildiğimi çok tesadüfen öğrendim. Ben bilgisayar işlerimi yaparken bana bir mail geldi Google'dan. Ben de hani Google Ads'ten ya da böyle reklam veren şirketlerden bir şey geldi diye düşündüm. Herkese gönderilen bir sponsorluk reklamı diye düşündüm. Sonra bir girdim arkadaşlar. Gerçekten asil bursiyer olarak Google Akademi'ye seçilmişim. Bu iyi haberlerden bir tanesi. 8 ay sürecek bir projeye dahil edilmiş oldum. İkincisi de bu akşam Anadolu Gezegen Gezgini, tam adını hatırlamıyorum. Evet, Gezegen Gezgini olması lazım. Aslında yine oluşturduğumuz bir projeyle, büyük bir takımla birlikte Türkiye'nin gerçekten prestijli ve saygıdeğer bir projesinde yer alma imkanı buluyorsunuz. Ben tekrardan şey olarak seçildim. İlk seçilenlerden asil proje katılımcıları olarak seçildim. Sadece bugün bir mülakata gireceğim. Mülakatı da geçersem diğer bir projede de yer alma imkanım olacak. İTÜ'nün projesini sonlandırdık, noktaladık. Cumartesi günü onun ne diyeyim, finali var artık. Ve onun dışında hayat böyle geçip gidiyor aslında. Söyleyeceğim şeyleri videoda da zaten uzun uzun konuşuyor oluruz. Dediğim gibi bugün evdeyim. Hem bilgisayardaki işlerimi halledeceğim, yazılım işlerimi, bir portfolyo ödevi var. Onu hızlıca halledeceğim. Biraz IELTS çalışacağım. Onun dışında ben taşınırken annemden iPad'imi İzmir'den getirmesini istemiştim. Bizim hocamız bize hep İngilizce, mesela Yalom'un Aşkın Celadı kitabını biz İngilizce olarak okuyoruz. Ve iPad'den okumalar yapmak gerçekten benim çok hoşuma gitmeye başladı. Çünkü buradan altını çiziyorum, kelimenin anlamını yazıyorum. Ben bizim okulun şöyle şey kalemlerinden almıştım. Gayet uygun fiyatlı. Siz de böyle Apple Pencil almadan çok rahat bir şekilde uygun fiyata kendiniz iPad'den kitap okuyabilirsiniz. Bunları indirebileceğiniz yer eminim ki vardır. Böyle yapıyorum. Yani kendimi geliştirdiğim bir gün olacak. Bir hafta ya da artık nasıl bir vlog çıkar bilmiyorum. Umuyorum ki güzel bir video olur, keyifli bir video olur. Tekrardan ışığın kalitesi için kusura bakmayın ama gerçekten video çekmek için artık bekleyemedim. Keyifli seyirler dilerim.
önce işte kilo aldım, kilo vermek istiyorum diye konuşmuştuk. Bir de bunun üstüne artık Lodos var ve bizim okul gerçekten Lodos'un en fazla olduğu yer İstanbul'da. O yüzden gerçekten gün içinde enerjimi de kontrol edemiyorum ve çok enerjim düşüyor. Dolayısıyla ben de intermittent fasting'i bayağıdır yapmak istiyordum. Aralıklı oruç gibi. Tam aralıklı oruç yapabilir miyim emin değilim. Mesela gece karnım çok acıktı şu an ve birazcık marul yiyeceğim. Ben gece marul salatalık yemeyi çok seviyorum. Bir de böyle biraz süt içmek gerçekten o açlığı güzel bastırıyor bence. Yani o yüzden böyle bir yola giriyorum. Bakalım yani iki öğün beslenmeye çalıştığım bir yol ama çok kısıtlamalar olmadan yapmaya çalıştım. Bunu yapmamdaki temel sebep evet biraz kilo aldım ama yani çok fazla kilo almadım. Bunu dengeleyebileceğimi de biliyorum. Olay gün içindeki enerjimin sürekli düşüyor olması ve sürekli bir şey yeme ihtiyacı. Oysa ki o enerji ihtiyacını yemeklerden değil de aslında yemek yemeyerek, vücudumuzu buna alıştırarak, hücre yenilenmesini sağlayarak bir noktadan sonra buna ihtiyaç duymayarak bence sağlayabiliriz. Gerçekten çok araştırdım bu konuda. Üç öğün beslenmenin çoğu kaynakta aslında sağlığa zararlı olduğu yazıyor. İki öğüne göre diyeyim. O yüzden böyle bir şeye başlamak istiyorum. Eğer başlamak isteyenler olursa diye şimdiden duyuruyorum. Bu marulun sebebi de birazcık marul yiyeceğim. Gerçekten çok acıktım. Bir de son zamanlarda geceleri uyuyamıyorum da ben. Böyle bir sorunum da ortaya çıktı. Gerçekten geceleri 9-10 gibi uykum geliyor. Sonra uykum kaçıyor. 2-3'e kadar oturuyorum. En azından ders çalışmış oluyorum. İyi oluyor ama bir noktada böyle bir şey yaşandı. Neden onu da bilmiyorum. Ben Lodos'a bağlıyorum. Her şeyi Lodos'a bağlıyorum ama gerçekten migren de oluyor. Gün içinde enerji sizlikte oluyor. Dolayısıyla dediğim gibi bunları kontrol altına çalışıyorum ve bunun için de bir intermittent fasting deneyeceğiz. Bakalım işe yarayacak mı bilmiyorum. Göreceğiz. Bugün başka bir şey yapmadım. Genel olarak bunlar. Şimdi içeri gireceğim. Birazcık daha çalışacağım. Yatağımda çalışmayı çok özledim. Yatağımda çalışacağım biraz. O zaman yarın görüşelim. Herkese günaydın. Son zamanlarda hayat düzenimi değiştirmek istediğimi sizinle paylaşmıştım zaten. Ve artık böyle hep sabah 9-10'larda kalktığım, gece çok geç yattığım bir düzendeyken hem beslenmemi hem de uykumu böyle bir düzene sokmak istiyorum. Beslenmeyle ilgili zaten dün anlattım size işte aralıklı oruca başlayacağım diye. Gerçekten şu an sabah uyandım, aç değilim. Ama mesela normalde olsa ağzıma bir şey atma isteği. Neden? Hani bu çok yanlıştı zaten ve bunun üzerine çok araştırma yaptım dün gece. Uyuyamadım bu araştırmalarımla. Hani böyle işte hep bize kahvaltı kültürünün ne kadar önemli, ne kadar böyle işte kahvaltı günün en önemli öğünüdür gibi bir şeyle büyüdük. Ve bunun aslında 1950'lerde bir kahvaltılık gevrek firmasının İsveç mi ya da İsviçre tam hatırlamıyorum hangisi. Bir kahvaltı gevrek üreticisinin kahvaltının çok önemli olduğuna dair ortaya attığı bir fikirle aslında başlayan bir projeymiş. Her yani gibi gibi beslenmeyle ilgili bilmediğimiz o kadar şey var ki ben kahvaltı etmeyi çok severim. Sadece bunun zamanla biraz ileri taşıyacağız. Hani böyle gereksiz yere midemizi yormayacağız. Bununla ilgili insülin üretimi, işte leptin üretimi bunların hepsine baktım. Siz de bakın inceleyin. Kendinize uygun olup olmadığını tarttıktan sonra bence başlayın. Çünkü ben bir diyetisyen ya da bir tıp öğrencisi ya da bir diyetisyen öğrencisi bile değilim. Bambaşka bir alanda okuduğum için hani yanlış bilgi vermek istemiyorum. Ama bence bir araştırın ve eğer ilgiliyseniz de beraber aralıklı oruca başlayalım. Bunu böyle hani şey olsun diye demiyorum. Saat 1 olmadan yemek yemem değil. Benimki çok katı kuralları olan bir şey olmayacak ama kendimi böyle yemek yeme yani yemek yeme zorunda hissediyorum ben kendimi. Çok enteresan böyle aç kalırsam bir şey olacak gibi. O yüzden hani bunu biraz yenmek, biraz yemekle olan ilişkimi düzeltmek gibi diyeyim. İçin başlıyorum. Ve asıl söyleyeceğim şimdi. Her şey bir uygulamayı indirdim. Uygulamayı şuraya koyacağım. Belki hani kullanmak istersiniz. Oradaki çünkü şeyler çok güzeldi. Bir sürü beslenme diyeti var. İşte 13 saatlik var. 16, 18, 20, 24 var. Günde bir kere yiyorsunuz falan. Hepsi var orada. Siz kendiniz seçiyorsunuz. Dediğim gibi bıraktım. Oradan bakarsınız. Şimdi işte hem mumumu yaktım şöyle. Sabah uyandım. Mesela sabah uyanınca ilk iş kahve içerdim. Benim mideme dokunuyor sabah erken kahve içmek hani bir şey yemeden. İşte uyandım ya mesela ayılamayacağım korkusu. Çok saçma. O da çok yanlış. Eskiden kahve mi varmış hani.
Kalktım, bilgisayarımı açtım, işte maillerime bakıyorum, işlerime bakıyorum derken zaten zaman geçiyor. Hem açlığınızı hem de o böyle kahve isteğinizi hissetmiyorsunuz bile. Bu hep bizim reklamlardan, insanlardan, çevremizden görüp alışkanlık edindikçe de kopamadığımız şeyler. Uyum Uygulama Akademisi'nin artık kayıt ol ekranı açılmış. Yoktu yani, seçildiğimi biliyordum ama kayıt olmak için belli bir zaman vardı ve işte şey seçeceğiz. Hangi akademiye girmek istiyorsak ikisinden birini seçeceğiz. Uyum mu, uygulama mı? Onları biraz inceleyeceğim. Çünkü neyi seçmek istediğimizi anlatan ne denir? Şeyler de yayınlanmış. Kılavuzlar, yol haritaları yayınlanmış. Onlara da bakacağım. Öyle bir gün olacak. Şu an evdeyim ama bugün çok geç döneceğim eve. Bugün bir eğitimim var okulda. O eğitimden çok büyük verim alıyorum. Bugün birazcık dediğim gibi uzun bir gün olacak. Hem yemeklerimi hazırlayayım. Birazdan işte okula götüreceğim, edeceğim, neleri götüreyim, edeyim diye düşünüyorum. Bir yandan da işte bu oyun uygulama akademisine bakıyorum. Bir de bir eliminasyon diyeti videosu çekeceğimi söylemiştim. O videoya aslında birazcık bu İFE'yi araştırırken öğrendiğim şeyleri de koymayı, daha kapsamlı bir şey yapmayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi ışık hala çok kötü. Zaten ışığın düzeleceğini çok düşünmüyorum ben. Ne zaman iyi bir ışık olursa, ne zaman daha böyle size iyi bir video çekebileceğimi düşünürsem eliminasyon diyetiyle ilgili kapsamlı videoyu da o zaman çekip yüklüyor olacağım. Bugün günlerden cumartesi ve ben bir market alışverişine gidiyorum. Daha doğrusu manav alışverişine gidiyorum ama burada hiç manav yok. Hep böyle marketlerin sebze meyve reyonlarından maalesef alıyorum. Öyle. Marketten döndüm ve aldıklarımı göstereyim istiyorum sizlere. Hem böyle haftalık yemek hazırlığı gibi bir şey yapacağım bugün. Bugün aynı zamanda bu videonun son günü olacak ki yarın paylaşabileyim istiyorum. O yüzden de böyle editini de hemen halledeyim istiyorum. Hemen aldıklarımı göstermekle başlıyorum. Daha kahvaltı da edemedim. Saat 12 oldu. O yüzden İF de çok iyi gidiyor. Bununla ilgili de biraz konuşuruz. Ama asıl eliminasyon diyeti videosuna mutlaka eklemek istiyorum görüşlerimi de. O da hala aklımda. Şimdi biliyorsunuz marul vazgeçilmez. Ispanak aldım. Sabah kahvaltılarda omletime koymak için hem doyurucu olur hem de ben ıspanağın gerçekten o verdiği tadı, lezzeti çok seviyorum. Salatalık aldım. Göstermeye gerek bile yok bence. Şey aldım, mor patates. Mor patatesin gerçekten ömrü uzattığı, diğer patateslere göre çok daha sağlıklı olduğu bir gerçek ve tatlı patatese göre çok daha ucuz. Biliyorsunuz ben böyle turuncu renk olan o tatlı patatesi çok fazla tüketiyordum. Bu mor patates dediğim gibi hem daha sağlıklı besleyici hem de daha uygun fiyatlı. O yüzden bakabilirsiniz. Onları da kahvaltılarınıza ekleyebilirsiniz ya da akşam yemeklerinize, her türlü gayet hem doyurucu olması açısından da iyi olur. Kereviz aldım. YouTube'da bir short videosu çekmiştim. Kereviz salatası yaptığım, çiğ kereviz salatası. Kahvaltıya gidiyor, akşam yemeğine gidiyor, her türlü gidiyor. Çok da güzel tadı, ben çok beğeniyorum. Böyle biraz portakallı. Onun için aldım.
Balatalı'nın keçi peynirini aldım. O kadar pahalanmış ki arkadaşlar her şey. Keçi peyniri çok pahalanmış. Çok üzüldüm. Bir daha da almayacağım. Gerçekten fiyatını keşke bakıp alsaydım. Yani şu ekmeklerden aldım. Ben biliyorsunuz ekmek, makarna, pilav öyle yiyen bir insan değilim. Almamın tek sebebi böyle bazenleri evde hiçbir şey olmuyor. O an çok aç oluyorum. Hızlı pratik bir şey almam gerekiyor. Yanıma okula gidecek oluyorum ya da eve gelmiş oluyorum. Bazenleri mesela geç kalkıyorum ve derse yetişme telaşıyla mesela kahvaltıyı atlarsam zaten kahvaltı etmiyorum. Öğlen yemeği yemiyorum. Çok acıkırım. O yüzden mesela yanıma bir tost basıp götürmek iyi olabilir. Hani sürekli yenecek bir şey değil ama elimin altında olması için paketini açmayacağım şu an. İyi olur diye düşündüm. Kırmızı biber aldım bir de. Böyle bir alışverişti. O zaman hemen geçelim kahvaltıma. Tabağımda son durumda bu şekilde olmuş oldu. Avokado, biber, domates, marul, peynir ve ıspanaklı omletim var. Gayet doyurucu bir öğün oldu. Dediğim gibi İF gerçekten hem mideme hem vücuduma, enerjime çok iyi geldi. Sürekli yemek düşünmüyor olmak, işe odaklanabilmek çok güzel. Bunu yiyeceğim. Bir kahve demledim, sadece onu alacağım. Direkt derse geçeceğim. Ve sanırım videoyu da burada kapatacağım. Çünkü bugün full evdeyim. Hani ekstradan bir şey de yapmayacağım. Böyle bu İF'yi deneyimledikçe zaten yine videolar çekiyor olacağım sizler için. Bu videodan sonra bir podcast da paylaşacağım. Onu da bakmayı unutmayın. Spotify'ı yükleyemedim. Bir sıkıntı oldu. Eğer o sıkıntıyı çözersem Spotify platformunda da bulabilirsiniz. Ama olmazsa YouTube'a yüklüyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve beni Instagram'dan da lütfen takip etmeyi unutmayın. Çünkü mesela bu tabağı Instagram'dan da paylaşacağım. YouTube'da paylaşamadığım şeyleri oradan da paylaşıyorum. Ve oradan daha çok interaktif olabiliyoruz. Yani isterseniz, merak ederseniz hayatımı oraya da bakabilirsiniz. Hoşçakalın.